أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حمد göklerin ve yerin her ikisi arasında bulunanların sahibi ve hükümdarı olan Allah Azza ve Celle'yedir. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Bizlere Ramazan-ı Şerif'in cömert sofrasını açan, bu ayda arınmamız, takva sahibi olmamız, bağışlanmamız ve cehennemden azat olmamız için her türlü fırsatı önümüze koyan, arkasından buruk da olsa bize bayram yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, etkisini sürdüren salgın hastalığı nedeniyle Mart ayından bu yana cumartesi akşamları yapmış olduğumuz sohbetlerimize ara vermiştik. Canlı yayın çekimleriyle kısa video paylaşımları aracılığıyla bu sohbet meclislerimize bir alternatif oluşturmuştuk. Allah nasip ederse ülkemizdeki salgın hastalığının beli kırılıncaya kadar cumartesi sohbetlerini Ramazan-ı Şerif'teki format üzerinde devam etmeye azmedeceğiz inşallah. Ancak bu sefer, bu zaman süreci içerisinde selefin gölgesinden hayatımıza bir üst başlıkta her hafta sahabe-i kiramdan bir zatı, onun halen taptaze, capcanlı hikayesini ve anısını gündeme alarak düşünce, gönül ve beden dünyamıza nasihat olmasını hedefleyeceğiz inşallah. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte akşam namazı kıldık. Nebi aleyhisselam evine gittiğinde bizler yatsı namazını da peygamberin arkasında kılalım mı dedik ve namazdan sonra oturmaya devam ettik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve dedi ki siz halen burada mısınız? Evet cevabını verdiğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir iş yaptınız. Semaya doğru birkaç defa bakıp kafasını indirdi, kaldırdı ve şu sözleri ekledi. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi, vaat edilen şey semanın başına gelecektir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi, ashabımın başına gelecek olanlar uğrayacaktır. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi, ümmetime vaat edilen şey onların başına gelecektir. Değerli kardeşlerim, gökyüzünde yıldızlar orayı süslediği müddetçe sema ve yer emniyet içerisinde olacaktır. Ne zaman ki yıldızların nuru söndürülür,
gökyüzündeki işlevi bitirilir ise, kıyamet sahnesi içerisinde semanın da yerin de hiçbir emniyeti kalmayacak ve onlara vaat edilen her şey zuhur edecektir. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabesinin emniyetiydi. Onun vefatı ile birlikte vahiy kesildi. Sahabe arasında ihtilaflar zuhur etti. Sahabe de ümmeti Muhammed'in emniyetidir. Onlar vefat ettiğinde de bu ümmet içerisinde ilimde ve amelde örneklik kesilecek. Müslümanların başlarına zorbaların kılıçları inecek ve ümmet içerisindeki ihtilafların açısı daha da büyüyecekti ve biz her birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği olaylara İslam tarihi kitaplarında şahitlik ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin emniyeti olarak ifade ettiği ashabını aynı zamanda insanların en hayırlıları olması konusunda da olmaları konusunda da iltifatta bulunmuştur. Aynı zamanda sahabe neslinden sonra gelecek olanlara da ashabıma dil uzatmayın. Yani onlara sövmeyin. Nefsim elinde olan zata yemin olsun ki sizin Uhud dağı kadar altın infak etmeniz onlardan birinin infak ettiği bir müd veya bundan daha azına denk gelmez buyurdu. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Allah'a ve Resulüne kayıtsız ve şartsız iman eden, bu imanın bedelini ödeyen, yeryüzü insanının Allah ve Resulüne iman etme şerefini elde etmeleri için davet ve cihat çalışmasında bulunan sahabeyi gündem etmek, onun hayatındaki nuru hayatımıza taşımak bizim için şeref ve bahtiyarlık olacaktır. Allah nasip ederse bu akşam selefin gölgesinden hayatımıza derslerde ilk olarak Ebu Derda radıyallahu anhı gündem edeceğiz. Allah azza ve celle istifade etmeyi, onun hayatından ibretler almayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Ebu Derda ümmetin hikmetli kişisi, Resulullah'a Allah Azza ve Celle'nin iman edeceği sırada Müslüman olacağını müjdelediği bir bahtiyar, Şam'ın büyük kadısı, Allah Resulü Aleyhisselam hayattayken Kur'an'ı bir araya getiren, Bedir günü aile fertlerinin en sonuncusu olarak İslam'a yürüyen mümtaz şahsiyetlerden bir tanesidir. Hidayetin ziyası onun kalbine girer girmez kendini zühd ve takva hayatına vermiş abid sahabelerden biridir. Kendisi İslam'dan önce ticaret ile meşgul olmuş, İslam ile şereflendikten sonra ticaret ile ibadeti bir arada götürmeye çalışmış, bunda muvaffak olamadığını görünce de ticareti terk edip tamamen kendini Allah'a adamış salih ve muttaki bir kul Ebu Derda radıyallahu anh.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu Selman-ı Farisi ile kardeş kılmıştır. Bir gün Selman-ı Farisi radıyallahu an onu evinde ziyarete gittiğinde Ümmü Derda'nın yani Ebu Derda'nın eşinin bir çare üstü başı dağınık olduğuna şahitlik etmiş Ümmü Derda'ya yönelerek neyin var buyurmuştur. Ümmü Derda ise kardeşin Ebu Derda'nın dünyadan bir ihtiyacı yoktur sözü bugün Müslüman erkek ve Müslüman kadınların kendilerine pay çıkartacakları çok nadide, edebi, hikmetli, veciz sözlerden bir tanesidir. Kocasını, eşini ayıplamadan, üzerindeki pecmurde hali kocasına isnat etmeden, kocasının içinde bulunmuş olduğu durumu en güzel sözlerle ifade etmek herhalde zahid bir adamın zahide bir hanımına yakışacak sözlerdir. Bu sırada Ebu Derda radıyallahu an evine geldiğinde Selman-ı Farisi kendisine yemek yapar. Ebu Derda oruçlu olduğunu söyleyince Selman-ı Farisi orucunu açması için kendisini zorlar. Gece vakti geldiğinde Selman-ı Farisi bir köşeye uzandığında Ebu Derda namaz kılmak ister. Selman-ı Farisi kendisine mani olur, yatmasını söyler. Bir müddet yattıktan sonra kalkmak istediğinde de Ebu Derda'ya engel olur. Bir süre sonra da Selman-ı Farisi kendisi kalkar, Ebu Derda'yı da kaldırır, birlikte namaz kılarlar. Ve Ebu Derda'ya yönelerek şöyle söyler. Rabbinin senin üzerinde hakkı olduğu gibi eşinin de nefsinin de yani bedeninin de bir hakkı vardır. Sonra Ebu Derda gün içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek gece Selman-ı Farisi ile yaşadığı olayı anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söylemiştir buyurur kardeşlerim. Şimdi her birimizin aklına Ebu Derda'nın ilimden, hikmetten, irfandan uzak kendini zühte ve abidliğe vermiş bir şahıs olduğunu düşünebilir. Kendisini, eşini, çocuğunu ihmal eden bir kişi olarak kendisini ithamlayabilir. Ancak bunun yanlış olduğu, bu sözlerin hatalı olduğu, bu sözlerin doğruya isabet etmediğini, bakın sahabenin onun hakkındaki söylemiş olduğu şu sözlerle ortaya çıkacaktır. Değerli kardeşlerim, Muaz bin Cebel radıyallahu anh vefat edeceği sırada ilmi dört kişiden öğrenin buyurur ve ilk sırada da Ebu Derda'nın ismini zikreder. Ebu Zer radıyallahu anh Ebu Derda ile karşılaştığında kendisine ey Ebu Derda yer ve gök senden daha alim bir kimseyi barındırmamıştır buyurur. Yezid bin Muaviye Ebu Derda ilmiyle kalplere şifa veren bir alim ve fakih kimselerdendir buyurur. İbn Ömer radıyallahu anhuma kardeşleriyle bir mecliste otururken onlara bize iki akıllı kişiden haber verin. Yani onların hayatlarından, hikayelerinden bilgi sahibi olanlar varsa bize aktarsınlar da
Tabir yerindeyse kalplerimiz yumuşasın, Allah'a olan muhabbetlerimiz artsın dercesine bu sözü söyledikten sonra yanındakiler, ey İbni Ömer, bu iki akıllı kimse kimdir diye sorduklarında Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah onlara şu cevabı verir. Bunlardan biri Muaz bin Cebel'dir, diğeri ise Ebu Derda'dır. İşte kardeşlerim, görmekteyiz ki Ebu Derda ilimden, irfandan ve hikmetten uzak abid bir şahsiyet değildir. O ümmetin alimi, Şam'ın kadısı, Allah'tan hakkıyla korkan vera sahibi, ben içinde bulunmuş olduğum ilmin hakkını veremiyorum diyerek alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmiş muttaki şahsiyetlerden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, Ebu Derda radıyallahu anh bu amelleri, bu zahidane hayatı, abidçe bir yaşamı Allah'ın rızası ve Allah Azza ve Celle'nin cennet nimetlerini elde etmek için yaparken maalesef ki aynı cennetin taliplileri olarak kendimizi de anmaktayız. Bizler dünyanın süsü ve eğlencesini kalbimize misafir ederken, kalp evimizi dünya nimetleriyle süslerken, Allah Azza ve Celle'nin rızasını ve Allah Azza ve Celle'nin nimetlerini, cennet nimetlerini arzularken, dünyayı parmak uçlarıyla dahi tutmaktan haya eden Ebu Derda da aynı cenneti arzulamaktadır. Bizler gece namazlarını, sabah namazlarını, seher vakitlerinde dua ve zikirleri sıcak yataklara kurban edip cennetin ihtişamını rüyalara bırakırken Ebu Derda ruku ve secdeleri kendisine mesken ederek Allah Azza ve Celle'nin rızasını ve Firdevs cennetin nimetlerini kendine hedef bilmiştir. Hamdolsun Allah'a ki selefimiz içerisinde adımlarını takip etmek ile vazifeli kılınanların, bizlerin önünde böyle mümtaz şahsiyetler, abidler, zahitler bulunmaktadır. Sanmayalım ki 21. yüzyılda böyle mümtaz şahsiyetler yoktur. Kesinlikle az olsalar da, nadide bulunsalar da, şu dünya hayatının revaçta olduğu zaman diliminde Ebu Derda gibi zühdü, takvayı, ibadetleri kendine mesken edinmeyi vazife bilen İslam beldeleri içerisinde nice kardeşlerimiz vardır. Kendi nefsime döndüğümde dünya hayatının gafleti kalbimi perdelemiş, beni salih amellerden uzaklaştırmış, kuruntu ve boş hayallerin içerisinde bir cennet özlemi, hele hele Firdevs-i Âlâ özlemi, hele hele Firdevs-i Âlâ'nın içerisinde Allah Subhanahu ve Teala'nın cemalini görme özlemi kaplamışken, Rabbimizden bir temennimiz vardır ki, bir umudumuz vardır ki, o da hem kendi adıma hem de sizlerin adına bir dil olarak, Allah'ım, biz onlar gibi olamasak da, dünya hayatına onlar kadar değer veremesek de, ibadete onlar gibi yönelemesek de, onları, onların yaptıklarını, onların hayatlarını, onları takip edenlerin yaşamlarını, onlar gibi yaşamak isteyip de
sana kavuşanları seviyoruz ve bu sevginin neticesinde de onlarla beraber olmayı ummaktayız. Değerli kardeşlerim, Ebu Derda sadece kendisi için bir zühd hayatını tercih etmiş sahabe değildi. Aynı zamanda sorumluluğu altında bulunan ehli için de bunun bir gayretini yaşamaktaydı. Nitekim kızı Derda evlenecek bir çağa geldiğinde Muaviye radıyallahu an oğlu Yezid için Ebu Derda'dan o iffet sahibi kızını ister. Ebu Derda bu cevaba olumsuz karşılık verir. Kızını Yezid'e layık görmez. İnsanlar arasında konuşulur. Ebu Derda bu yetmezmiş gibi halk arasında sıradan, belki kimsenin tanımadığı, sesini sadece meleklerin işittiği, kendisini belki sadece sema ehlinin bildiği ve Allah Azze ve Celle'ye raporunun en güzel şekilde ulaştığı salih bir genci uygun görür. Bu halk arasında daha fazla haberin yayılmasına neden olur. Bir adam dayanamaz, Ebu Derda'nın yanına gelir ve kızını Muaviye'nin oğluyla evlendirmemesinin sebebini sorar. Mal sahibi, mülk sahibi, makam sahibi bir genç varken neden kızını, belki kimsenin tanımadığı, mescidin bir köşesinde üstü yamalı elbiseler ile ruku ve secde eden bir gence tercih ettiğini her şaşırırlar, sorarlar. Ebu Derda'nın bakın cevabı şu olur. Der ki, kızım Derda'nın iyiliğini istedim. Allahu Ekber. Kızım Derda'nın iyiliğini istedim. Soran kişi şaşırır. Nasıl der? Hani tabir yerindeyse bu iyilik midir? Sen sanki ona zulmettin. Kötülük yaptın da farkında değilsin dercesine bu soruyu sorduğunda bakın Ebu Derda zühdüne, abidliğine yakışacak şu cevabı verir. Kendisine hizmet eden köleler, inciler ve göz alan saraylar onu ne hale getirir? Bu durumda dini ne hale gelir? Cevabını vermektedir. Subhanallah. Şimdi gün içerisinde yeri geldiği zaman aylık, yeri geldiği zaman yıllık, yeri geldiği zaman da ömür sermayesi içerisinde yiyeceği lokmaları dert edinen biz anne babaların Ebu Derda'nın hayatından çıkartacağı önemli derslerden bir tanesi de kız ve erkek evlatlarımızın haya, iffet sahibi olmalarını da dert edinmemizdir kardeşlerim. Elde edecekleri işler konusunda, dünyevi meslekler konusunda kendilerine yardımcı olacağımız kızlarımızın ve erkeklerimizin sırat-ı müstakim yolu üzerinde ayakları sürçmeden yürümeleri konusunda da onlara yardımcı olmamız gerektiğini Ebu Derda bize öğretmektedir. En büyük sermayelerimizden bir tanesi olan neslimizin ıslahı, Allah'ın yolundaki gayretleri maalesef şeytan ve dostları tarafından heder edildiği bu günlerde Ebu Derda'nın anlayışına, Ebu Derda'nın inanışına, Ebu Derda'nın hikmet ve ferasetine inanın fazlasıyla çok ihtiyacımız vardır. Gözlerimiz Selahaddin-i Eyyubileri ararken, Meryemleri özlerken, düşmanın belini kıracak yiğit bilekleri hayal ederken, Ebu Derda'nın bu anlayışı bize yardımcı olacaktır değerli kardeşlerim. Son olarak, böyle zahit bir adama sahip olan, saliha bir eşin de
hatırasını zikretmeden inşallah geçmeyelim. Eşini çok seven Ümmü Derda radıyallahu anha. Halbuki belki kimilerinin kızacağı, kendisini ihmal ettiği, evini ihmal ettiği, evlatlarını ihmal ettiği ithamıyla karşı karşıya kalan bir eşe serzeniş yapması gereken bir kadın, bakın alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneliyor ve diyor ki, Allah'ım, Ebu Derda beni dünyada istedi, benle evlendi. Ben de cennette onu senden istiyorum. Onu benim cennette eşim kıl diye dua eder. Bu duayı Ebu Derda işitir, hanımına yönelir ve der ki, eğer bunu istiyorsan, derdin buysa, ben vefat ettikten sonra kimseyle evlenme. O saliha kadın, o salih adamın bu arzusunu yerine getirir. Ebu Derda vefat ettikten sonra güzel bir çehreye sahip olan Ümmü Derda'yı Muaviye radıyallahu an kendine eş olarak ister. O ise bakın şöyle bir cevap verir. Vallahi hayır. Cennette Ebu Derda ile evlenebilmek için bu dünyada başka kimseyle evlenmeyeceğim. Allahu Ekber. Kardeşlerim, Ebu Derda ve onun ailesi bu dünya hayatının süsü ve eğlencesinin bizim için önemli olmadığını, bu dünyaya Allah'ın, bu dünyanın gerçek sahibi olan ilahın değer verdiği kadar değer vermeyi, şu dünya hayatı içerisinde değer verilecek en önemli şeyin de Allah Azza ve Celle'ye kulluk olduğunu öğretti elhamdülillah. Bu dünya hayatının çekiciliği, bu dünya hayatının güzelliği, maskelenmiş olan güzelliği bizi aldatmasın. Şu 21. yüzyılda bütün ihtişamı ile dünya süsünün önümüze açıldığı bu günlerde Ebu Derda'nın, Ümmü Derda'nın ve kızları Derda'nın, Allah hepsinden razı olsun, zühdüne, zahitliğine, abidliğine ziyadesiyle ihtiyacımız vardır. Allah Azza ve Celle dünya hayatının esaretinden bizi kurtarıp ahiret hayatına yönelmeyi, geceleri bir fırsat bilip seher vakitlerinde Allah'ı zikredip istiğfarda bulunmayı bizlere nasip etsin. Unutmamamız gereken önemli bir şey de şudur ki, Ebu Derda, eğer parmaklarım beni yanıltmıyor ise ben günde 100.000 defa Subhanallah diyerek Allah'ı zikretmekteyim buyurmaktadır. Salih, güzel, iyi ve hayırlı amele ihtiyacımızın en çok yaşandığı bu günlerde Ebu Derda'nın bu amelini de gündemimize almanın, gündemimizi belirlemenin ve bu gündemle yaşamanın bizim için kolaylaşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, fazlı ve keremi Ebu Derda'nın ailesinin, mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salavat.